Sen, yüreğime çöken cümlelerin sessizliğinde, dudaklarımdaki suskunluğun, bahara bakan yanısın. Sen, yüreğimin kıyamete peydahlanan sensizliğinde, muhalif dilsizliğimin iki uçurum arası vuslatısın. Sen, yüreğini kahreden ağlamaklı korkuların esiri olarak yaşıyordun benden uzaklarda. Bense düşlerimden kanatlanan seni soluduğum bir yudum kekik kokulu mutluluk için. Her kapı gıcırtısında tutsak duygularım müebbetten yargılanıyor. Üstelik üzerime çöreklenen yalnızlık son isteğimi sormadan. Kapalı kapılar ardına sürgüleniyor ayrılığa dair tüm sevilerim. Yine kımkım davranışlar içerisinde kendime ağır bir ceza vermenin merhametsiz zamansızlıklarındayım. Sevmek insanı nasıl da vasılaştırıyorsa da akla ziyan hallerimin en kör zamanında yalnızlığım. Gitgide kenar mahalle yaşantısına çeviriyor varoluşumu. Sahipsiz bir idam sehpasının üzerinde can çekişirken ruhum, öyle insanlar tanıdım ki bu yaşamda sadece taşıdığı bedenden ibaret bir yaşam sürdüklerine şahit oldum defalarca. Dolaştığım her yer tükenmişlik içinde inim minim inlerken bazı beşerilerin yüreklerindeki cıvıl cıvıl insan sevgisini, cesaretlerini de dahil ettiklerini ve ölümsüzdürdüklerini tanık oldum. Bu yüzden ruhlarındaki sevdayı kuşanıp kendi cellatlarına bile kafa tutmanın azametiyle varlıkları sonsuza kadar yaşayacaktır. Ölümün bile öldüremediği sağır zamanlarda. Sevgiliye dair özlemlerim, gözyaşlarımın azınlığa dönüşen kısır devşirmelerinde kim bilir kaçıncı iç çekişlerime tutsak edildi. Bitimsiz gibi gelen gecelerde görmediğim gülüşlerini yükledim sen kokan satır aralarıma. Yüreğindeki gerçeklerle olmayan tinin kokusunda boğuldum salası okunan bütün çoğul cenazelerde. Gerçekle karıştıran cüssesiz beşerilerin dürüstlüklerinden nasıl emin olabilir ki insan? Aynı acıları çekmek, aynı duyguları hissetmek lazım ancak. Var olduğunu zannettiğimiz, görünüşte insan gibi görünenlerin, aslında varmış gibi görünen boş gölgeler olduğunu fark ettiğimiz an, göğsünün tam ortasına bir tekme inmiş gibi oluyorsun ister istemez. Çıkar savaşlarında kazanmanın yetmediği, diğer herkesin kaybetmesi için bütün ahlaksızlığın ulu orta yapılabildiği bir zamanda yaşıyoruz ne yazık ki. Hicazkar makamında yaşadığımız güncelerimizi zamanın acımasız ellerine bırakmak ne çeşit bir teslimiyettir ki? Bazen insanın kendi zavallılığından kurtulabilmesi, can evine bayram sevinçlerinin hiç uğramadığı buruk ve bir o kadar da zor bir duruma benzer. Bir insanın suskunluğu şehirler arası trenlerin ikinci sınıf vagonlarında aşka hüküm giydirir. Yüreğindeki bölük pörçük duygularla gözlerimizde her gün öldürüp sabah olunca yeniden dirilttiğimiz onca hüzün karşısında mutlak değerimiz nedir ki?
kanayan yaralarımın üzerini kapatmaya çalıştıkça aşka kundaklandı. Bedenimin yürek cephesi durmadan. Öldürün beni ey günah kokan insafsızlar. Çekin beni kafası dumanlı ayaklarımın altından. Cehennemin şah damarına verin olanca kimsesizliğimi. Mutlu düşlerin safında yer alırken gülümsemelerimiz, bütün susmalarımın üstüne bırakıyorum yorgunluğumun ardında. Bütün susmalarımın üstünü bırakıyorum yokluğumun ardında.